Herkese selamlar dostlar. 19 Eylül 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün Şampiyonlar Ligi'nden 8 adet mücadele var. Hepsini aldım. Ve bu maçların neredeyse Hepsine skorlarına kadar bir analiz yapmaya, ideal ve skor yüksek olan hepsini anlatmaya çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bazı maçlara bulaşılır, bazı maçlara bulaşılmaz. Bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Ondan bahsedelim. Skor yarışmamızda Paris ile Dortmund maç skoru ne olur? Sizlere sormak istedim. Tek günlük bir video. Yarının videosu ayrı olacak ekstra'dan. Diğer günün videosu Paris Dortmund maç skoru ne olur? Sizlere yorumlar yazabilirsiniz. Bayern Münih maç skorunu kazanan arkadaşımız Hala Madrid. Cuma günü maç skoru yarışmasıydı. Galatasaray Samsun Spor e skorunu kazanan arkadaşımız Dilge Sakar isimli arkadaşımız. Trabzon Beşiktaş maçı 3-0 bitti. Trabzon yendi. Bence sürpriz bir galibiyetti ki Beşiktaş'ta kötü oynadığını söyledi. Zaten Salih ne dedim? Sarı Uçan kötü bir oyun oynadık dedi. O maçın da skorunu bilen dahi yok. Onun da bilgisini verelim. Hatta bu bilen iki arkadaşımız da bana Instagram üzerinden yazabilir. Herhangi soru, görüş, öneri her şey için benimle Instagramla iletişim geçebilirsiniz. Buradan benimle birebir şekilde doğrudan iletişim kurma şansınız var. Şimdi ideal kuponlardan bahsetmek istiyorum. Cumartesinin kuponları ekranda. Cumartesi iki, iki adet kupon verdim. Bakın soldaki katıl grubuna verdiğimiz bir kupon. Kupondu. United Brighton maçı karşılıklı gol var. 2.5 üst Galatasaray maçında ilk yerden 5 tane korner çıkar. Geldi. İyi, i̇yi, bir şekilde içeri aldık bunu. İkinci kupona baktığımız zaman da YouTube'da vermiş olduğum kupondu bu. Adana Demir'in atacağı 2 goldü. Newcastle'ın atacağı 2 goldü. Newcastle ne oldu? 1-0 bitti. Dakikası 77'de bir tane penaltı verildi. Vardan iptal oldu. Eline yemişti. Fakat ondan önce bir adamın kafasına geldi. Kafasından eline geldiği için iptal oldu. Ben bunu YouTube'da verdim. Başarısız olduğunda söyleyeyim sizlere. ideal kombine burada. YouTube kombinesi başarısız oldu. Devam edelim. Ondan sonra 2 adet yüksek misli verdim. Dün için bahsediyorum. Fenerbahçe Antalya maçına ev sahibi 1.5 üst olarak da 1500 misli olarak önerdim. Fenerbahçe zaten ilk yarıdan bir tane, ikinci yarıdan da iki tane atarak da maçı da kazandı. Fener'in 2 golünü burada 1500 misli olarak içeri aldık. Diğer yüksek mislime baktığımız zaman da Sizlere de vermiş olduğum pazar günü rolik mücadelesiydi. Bunu da gösteriyorum ki yani her zaman gelecek diye bir şey yok dostlar. Bakın bana diyor Lyon'un iki golü hani gelmedi gelme. Bak güzel kardeşim, Lyon'un gir bir maçını izle. Ben sizlere orada anlatırken zaten kesin gelecek diye hiçbir zaman bir şey demedim. Şunu da söyleyeyim. Eğer kendinizin benden iyi bildiğinizi iddia ediyorsanız, bak ben hepinizden iyi bildiğimi kesinlikle iddia etmiyorum ama bazı arkadaşlar diyor ki benden iyi bildiğini iddia ediyor. Yani gelmedi tarzında yazıyor. Kardeşim izleme. Tamam mı? İzleme. Öyle arkadaşlar izlemesin beni ya. İzlemesin. Ben burada 4 yıldır YouTube'da emek vermişim. Kimsenin kanalında hiçbir şekilde ne kendi reklamımı vermişim ne başka bir şey. Her şeyi ben burada kendi tırnağımla yaptım. Anladın mı? Her şeyi ben burada tek başıma yaptım. O yüzden bana böyle kötü yorum yapabilirsin. Eleştiri açayım. Instagram'dan da yazabilirsin. Bana doğrudan da yazabilirsin. Tamam mı? Numaramı vereyim ara. Hiç problem değil. Ama bak maçı bir izle. Tamam mı? İzlemeden yorum yapmayın. Yaptı ben bilmiyor muyum? Bakın ben de güveniyorum 2500 misli adamlara yüksek misli vermişim bunu. Ben boşuna mı verdim? Güveniyorum izledim. Geçen Paris maçını izledim. Dış etkenlerden bahsettiğim Videoya anlatırken size taraftarın o verdiği baskıyı kurdum. İyi bir oyun vardı. Çok kaçırdılar. İnanılmaz kaçırdılar. 30 tane çut çektiler. 50 kere de rakip ceza sahasının içinde topla oynadı bu adamlar. Yani girmeyince girmiyor bazen. Anlatabiliyor muyum? Ben de yattım. Ya senin 50 liran gitti, benim 2500 liram gitti. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler olabiliyor. İlk defa mı yatıyorsun? Hayır. O yüzden bana bir sinir yapıp yazma. Lütfen. Devam ediyorum. her açık grubumuz var. Bak ben bu işi bazı diyor ki sen nesineye mi çalışıyorsun? Kardeşim nesineye çalışsam ben burada YouTube grubuna burada 5500 kişilik bir grup var. Ücretsiz bir şekilde kazandırmaya çalışır mıyım? Sen söyle. eğer <laughs> neyse ya bak sinirlendim. Az önce maç skor yorumlarına bakıyordum. Araştırıyordum. Saçma sapan yorum yapanlar olmuş ya. Ya sabır diliyorum var ya. Diyecek söz yok. Herkes açık grubumuz var. Yine ya bizi bilen zaten biliyor. Sıkıntı değil de. Bazı arkadaşlar yeni izliyor veya keşfediyor. Yatınca böyle salak saçma yorumlar yapıyor. İnsanın morali bozulabiliyor haliyle. Çünkü burada bir emek var yani anlatabiliyor muyum? Yatsa da emek var yani. Her zaman kazanacağız diye bir şey de yok. Geçtim bunu. Canlı grubumuzda zaten Yido, Çağrı, ben toplamda 3 kişi canlı maç olarak da devam ediyoruz. Bu gruplarda da zaten biliyorsunuz canlı maçlarda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim yani. Canlı kazandırma ihtimalimiz yüksek. Çünkü izliyoruz, takip ediyoruz. İzlemediğimiz hiçbir maçı da sizlere vermiyoruz. Devam edelim. Toplamda 8 adet mücadele, mücadele var. Bak ben burada skorları ne kadar anlatacağım şimdi sizlere. Gelir ama yatar bilmiyorum. Kombine de çıkarmadım sizlere. Kombineyi gece artık çıkarır gruplarımızla devam ederiz o şekilde. Sizlerden ricam video atsanız beğenilerdir. Artı 300'ün üstünde beğeni atarsanız teşekkürler şimdiden. Herkese bol şanslar diyerekten de başlayalım. Yok boşta Leipzig mücadelesiyle başlayalım. Leipzig son maçında 3-0'lık bir skorla kazandı. Olmo bu maçta yok. Leipzig tarafında önemli bir eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Diz sakatlığı var Olmo'nun. Orban da olmayacak. Haydi ara zaten yoktu. Round bu maçta olmayabilir. Şimdi Young Boys kendi evinde oynayacak. Leipzig bu tür maçlarda üstüne gelen takımları karşı değerlendirebilecek bir takım, cezalandırabilecek bir takım olduğunu söyleyebilirim. Young Boys'un burada gol atma ihtimali yok mu var? Leipzig hem burada arkadaki boşlukları iyi değerlendirebilir hem de rakip kaleyi ablukaya alma olarak da ki son maçlarda iyi O Openda adam Openda ve Chavisimos özellikle ilk kombide hücum hattında iyi işler yapıyor. Son dönemde Yusuf Polsen'i de ileri aldı. Geçen maçta çok iyiydi. İlk yerden 3 tane attılar 15-20 dakikada işi bitirdiler. Burada da ben Young Boys kalesinde Leipzig'in en az 4-5 tane net gol pozisyonuna gireceğini düşünüyorum. O yüzden burada deplasman 1.5 üstünü sizlere idealden 1.37 gibi orandan Leipzig'in 2 golünü önerebilirim. Benim skor beklentim. Skorun, her maçın skorunu söylemeye çalışacağım size. 3-1-2-1 ayarında bir Leipzig galibiyeti olacaktır. Onun yanında şunu da eğer Young Boys'una bir tane gol atarsa şöyle de bir şey yapabiliriz burada. 2.5 üst ve var tercihi var bildiğiniz üzere. Şurada 1.58'de oranı var. Mücadele hem var olabilir hem de üst olabilir. Üst yapan taraf da bence Leipzig olacaktır diye düşünüyorum. 3-1, 2-1 ayarında e bir Leipzig galibiyeti bekliyorum. Milan ile Newcastle maç maçı. Şimdi dostlar iki takım da iyi fakat şöyle. E, Milan en son maçını Inter'den 5 tane yedi. Deplasman'da ve çok formda iki takım karşılaşmış, karşılaşmasıydı. Var dedik aldık. Newcastle'ın form durumu biraz düşük. Son dönemde aldıkları mağlubiyet ve son maçında 1-0 kazandı. E, 1.5 üst olarak önermiştim. Penaltıdan attı zaten. bir golü ikinci penaltısı da iptal olmuştu. Anlattım zaten. Newcastle'da son dönemde formu düşük fakat Şampiyonlar Ligi'nde ekstradan bir motive ile çıkacaklardı diye düşünüyorum. Ben burada da gol atmasını bekleyeceğim. karşıtı gelecek gol 1.42 gibi ideal bir oranı var şu an. İdealden değerlendirme altına alabiliriz. Benim skor beklendim burada 1 -1 veya belki Milan 2-1 kazanabilir diye düşünüyorum. O yüzden ekstradan bir yüksek oran önermek istiyorum. Ekstra yüksek oranında burada KG var. İdealdir 2-3 gol Vanda 1.81 gibi orandan da ekstradan sizlere önerebileceğim bir tercihtir. Paris ile Dortmund karşılaşması. Bu maç ideal kombinlere girebilecek bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim. Kombine de alırım mutlaka. Paris ile Dortmund burada şimdi son dönemlerde İki takımda ya yani geçen sezonu göre biraz daha alt seviyelerde. Mbappe Paris'te biraz daha tek başına öne çıkıyor. Messi ve Neymar'ın yokluğunda artık. Biraz daha takımın iyice lideri olduğunu söyleyebilirim. Dortmund tarafında Fürtlürk burada ilk 11'de çıkabilir. Onu vereyim. Onlar da kazanaraktan devam ettiler. Güzel gollü bir maç geçer gibi geliyor. Çünkü her iki takımda defans yapmaya kesinlikle uygun değil. O yüzden burada e, gollü bir maç bekleyebiliriz. Tabii ki idealden atılacak karşılıklı goller değerlendirme altına alınabilir. Burada bir Paris Paris tarafına ben biraz daha yakınım. KG var idealdir mücadelenin. Burada Paris tarafı 2.5 üstünde 1 yaparsa ki benim skor beklentim hatta skorunu söyleyeyim. 3-2-3-1'e ayarında bir Paris galibiyeti çıkabilir. O kadar gollü geçer mi? Yani erken goller gelirse bence geçme ihtimali var. 2.5 üstünde 1'in oranı da 2.08 gibi oranı var. Onu da söyleyeyim. Ben burada Paris'in yani ne bileyim. Gollü bir Paris galibiyeti bekliyorum ama Dortmund tarafından da gol gelmesini düşünüyorum açıkçası. Benim tercihlerim bu yönde. Manchester City-Kızıl Yıldız karşılaşması. Bu maçın üstünde çok fazla durmaya gerek var mı bilmiyorum. Hiçbir türlü oran yok. Tek bir alabileceğiniz oran bence. Yani alırsanız böyle alırsınız. Hızlı geçeceğim zaten. Ev sahibinin her iki yarayı kazanması 1.45. Yani skorda şu an şöyle söyleyeyim 4-0. Net olsun. 4 da bir skor beklentim var benim. Tek skor olsun bu maçta Shakhtar Donetsk-Porto. Mesela bu maça girmem çok zor bir mücadele. O yüzden tek yüksek oran tercih vereceğim ve beklediğim skoru söyleyeceğim. Mücadele bence burada bir birlik sonuçla bitebilir. Shakhtar'ın kendi evinde olması kaynaklı. Ee, bu maçta bir beraberlik almak isteyecektir gruplardan da çıkmak adına. Mücadele 2-3 gol tercihi yani yüksek oranlı tek tercihim olsun benim. Skor beklentimde bir birlik olduğunu söyledim zaten. 2-3 gol tercihini tek başına alırım çıkarım bu maçta. Zaten Shakhtar burada dediğim gibi kendi evinde ara ara onlar da baskı baskı kuracaktır. Porto'da burada tabii ki gruba baktığımız zaman zaten şimdi ya Porto ya Şaklar. Antwerp'in çıkması çok zor. Burada bir ikincilik mücadelesi olacak bu her iki takım arasında. Şaklar'ın kendi evinde kolay kolay teslim olacağını kesinlikle düşünmüyorum. 2-3 gol tercihini alıyorum. Olası bir sürprizden de bu şekilde kaçmış oluyorum. Barcelona Antwerp mücadelesinde Barcelona'nın kazanırı tabii ki mantıklı. Fakat skor benim için önemli. Yani bir buçuk üstünde mi Barcelona kazanır, dört buçuk altında mı kazanır veya iki buçuk üstünde bir mi olur? Benim skor beklentim burada Barcelona'nın net bir skorla kazanması. Bu net skorumda 3-0'lık bir Barcelona galibiyeti. Bu 3-0 skora göre ben buradan zaten 5 golün çıkmasını beklemiyorum ki. Antwerp'de burada bir zahmet defans yapsın yani biraz dirensin. Dört buçuk altında birim bir 50 gibi oranı var. İdealden değerlendirmesini yaptım. Dört buçuk altında bir bir 50 oran. Çok güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yani skor beklentim doğrudan 3-0'lık bir Barcelona galibiyeti. Eğer çok riske giren girmek isteyen varsa 3.5 altında biri de yani 3-0 skora göre bunu da değerlendirmesini yapabilir. Bilgisini sunarım. Feyenoord Celtic ya Feyenoord son dönemde gerçekten fazla üretken ve son 3 maçında fazlaca gol attı. Ya. son 2 maçında 11 tane mi ne gol attı? 6-1, 5-1 ondan önce de 5-1 mi ne aldı? <laughs> Pardon. Celtic de ya yani bazı iyi oyuncuların sattı. Mesela Jota Felipe gitti. Önemli bir oyuncu ama ileride Maeda, Furukawa gibi isimler var. Japonya maçında da izledik, Japonya Türkiye maçında da izledik bu isimleri. Ya yani kaliteli bir oyun var aslında Celtic tarafında. Mücadeleli, ben golle geçmesini bekliyorum. 2,5 üstü aldım. 1,46 gibi güzel güzel bir oranı var. Gollü bir maç bekliyorum. Uygundur. Yani her iki takımda gol potansiyeli yüksek. Skor beklentim 3-1, 3-2. Yani o o tur bir gollü bir maç geçebilir diye düşünüyorum değerlendirecekler. Burada bir değerlendirmesini yapabilir. 2.5 üst 3-1-3-2 ayarında bir skor bekliyorum. Al işte. Şampiyonlar Ligi'nin kanser takımı Atletico Madrid. Dostlar yine burada ya olası bir sürprizden kaçmak adına ben tek tercih bu maçı da almam kesinlikle. 2-3 gol. 2-3 gol tercihinin 1.76 gibi oranı var. Skor beklentim doğrudan 1-1'lik bir, bir, skor çıkabilir. Atletico Madrid belki 2-1 koparabilir. Zor bir mücadele onu da söyleyeyim. Ama 2-3 gol tercihi burada bizlere kazandırabilecek yüksek oranlı tercih olduğunu düşünüyorum. Değerlendirecek de bol şanslar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Yani 3 tanesi maça çok fazla bulaşılmaz gibi geliyor. City maçı oran yok çünkü. Lazio maçı çok fazla oran yok. Riskli Shakhtar maçı da ne olacağı belli olmaz. Onlar yüksek oranlı tercih yaparak geçmeye çalıştım. Değerlendirecek arkadaşlar bol şanslar. Videomuza like atıp, be, e, videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere seviyorsunuz bay bay